En'am suresinin 100. ayetinden itibaren birkaç ayet okuyacağız. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنِ Allah'a görünmeyen varlıklardan ortaklar oluşturdular. وَخَلَقَهُمْ Halbuki onları Allah yaratmıştır. وَخَرَقُوا لَهُ بَن۪ينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ Allah için bilgisizce oğullar ve kızlar icat ettiler, yakıştırdılar. Subhanahu ve Teala amma yasifun. Allah bunlardan uzaktır. Onların nitelemelerinden yücedir. Bedi'us semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin bedi'idir. Bedi yani örneği olmadan yaratandır. Örneksiz yaratandır. Ve halaka kulle şey. Her şeyi yaratmıştır. Ve huve bi kulli şeyin alim. O her şeyi bilir. Zalikumullahu rabbukum. La ilahe illahu. İşte sizin Rabbiniz budur. Ondan başka ilah yoktur. Haliku kulli şeyin fa'buduhu. Her şeyi yaratandır. Ona kulluk edin. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Her şeye vekil olan da odur. Yani kimse Allah'a karşı kimsenin vekili olmaya kalkmaz. La tudrikuhul absar. Basiret sahipleri Allah'ı idrak edemezler. Buradaki elif lam muzafun lehten şeyde vazdır. Yani basiret sahipleri anlamına geliyor. Evet, zevil absar anlamına, muzaftan ivaz olarak zevil absar anlamına geliyor. Ve huve yudrikul absar. O basiret sahiplerini Allah idrak eder. Ama basiret sahipleri Allah'ı idrak edemez, kavrayamazlar. Ve huve latiful habir. O latif ve habirdir. Şimdi basiret nedir? Basiret demek yani insanı hayvandan ayıran ana özelliklerden birisi basiret sahibi olmasıdır. Basiret demek bir şeyin arka planını görebilmek demektir. Kavrayabilmek demektir, anlayabilmek demektir. Şimdi insanlar eşyayı anlarlar, kavrarlar, ondan bilim icat ederler, ondan yeni yeni şeyler icat ederler. Çünkü basiret sahibidirler. Ve size örnek veriyoruz. Hayvanlarda basiret yoktur, insanlarda vardır. İşte şuraya elinde bıçakla birisi girse, şöyle bıçağı bize gösterse tamamımız rahatsız oluruz. Tabancayla girerse hepimiz yere yatarız. Çünkü onun arkasından olabilecek şeyi görürüz. Olandan olabileceğe intikal ederiz. Şurada şunu görür, ondan başka şeye intikal ederiz. Ama hayvanlar öyle değil. Kurban kesiyorsunuz, hem cinsinin yanında kesildiğini gören öbür hayvan sesini çıkarmıyor. Hiç umurunda değil, otlamaya devam ediyor. Çünkü insanlar gördükleri bir olaydan bir başka şeye intikal ederler. Ama Allah-u Teala'yı basiret sahipleri kavrayamazlar. Yani olayları çok iyi değerlendirebilen, bir olaydan bir başka olaya intikal edebilen kişiler Cenab-ı Hakk'ı kavrayamazlar. Niye kavrayamazlar?
Çünkü onun bir modeli yok. Onun bir örneği yok ki ona bakıp oradan öbür tarafa intikal edersiniz. Ama o basiret sahiplerinin hepsini kavrar. Peki, o latif ve habirdir. Yani o her şeyi inceden inceye bilir, inceden inceye her şeyden haberi vardır. En ince ayrıntıları yaratan o. Bilen de odur. Peki, o zaman ne yapmamız lazım ya, lazım ya Rabbi? قَدِجَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Size basiretler Rabbinizden gelmiştir. Yani Allah'ı kavramak istiyorsanız, Allah'ın size bildirdiğiyle kavrayın. Kendi kafanıza göre değil. Çünkü şurada bir model yok ki, az önce söyledik ya, elinde bıçakla içeriye giren insandan niye tedirgin oluruz? Çünkü biz daha önce biliyoruz ki, o bıçaklarla insanlar öldürülüyor ve yaralanıyor. Onu bildiğimiz için rahatsız oluruz. Bizde böyle bir bilgi olmasa rahatsız olmayız. Elinde tabancayla içeri giren kişiden de tedirginlik duyarız. Çünkü biliriz ki bu tabancalar insanları öldürmek için kullanılıyor. Önceden o konuda zihnimizde bir bilgi var, ona kıyas ederek bir sonuca varıyoruz. Ama Allahü Teala'yı benzeteceğimiz hiçbir şey yoktur. İşte bazıları söyler, Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır, haşa. Öyle bir şey söz konusu değil. Leyse kemithlihi şey'un. Cenab-ı Hak gibi hiçbir şey yoktur. O hiçbir şeyi ona benzetemediğiniz için oraya bakıp da öbür tarafa intikal edemezsiniz. O zaman yapacağınız şey nedir? قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Size Rabbinizden basiretler geldi. Yani Allah'ı tanıyabileceğiniz, kavrayabileceğiniz ayetler geldi. O zaman öyleyse Allah'ı neyle kavramamız lazım? Allah'ın gönderdiği ayetlerle kavramamız lazım. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ Kim o basiretini kullanırsa kendi lehine kullanır. Yani Allah'ı Allah'ın ayetleriyle tanırsa kendisi yararlanır bundan. Ve men amiye fealiha kim de körlük ederse o da kendi aleyhine olur. Çünkü bazı insanlar Cenab-ı Hakk'a kendi kafalarına göre bir tanım verip ayetleri ona göre anlamlandırıyorlar. Halbuki öyle değil, hayatı ayetlere göre anlamlandırmanız gerekir. Ve ma ene aleykum bi hafiyuf Ben sizi koruyacak değilim. Evet. Ben üzerinize bekçi değilim. Ve kezalike nusarriful ayat İşte böylece ayetleri tekrar tekrar söyleyip duruyoruz. Ve liyekulu deraste Bunu sen bir yerden öğrendin desinler diye Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme وَلُنُبَيِّنَهُ لِكَوْمٍ يَعْلَمُونَ Bilenlere beyan edelim diye tekrarlıyoruz. Yani bir yerde bir ayet, başka yerde onun benzeri ayet, başka yerde benzeri ayet. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman bilenler buradan açıklamaya ve gerçeği anlatan hükümlere ulaşıyorlar. Ömer nasıl bilmenin şeyi çıkarılmamış herhalde. Çantanın içinde olacak. Şimdi önce Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali ile başlayalım. Yani şimdi burada anlatılan özeti nedir? Özet şu. Allahü Teala'yı ya kendi kafanıza göre tanım vermeyin. Sizin kendinize göre yaptığınız tanım gerçeği göstermez. Çünkü sizin onu kavrayacak bir kapasiteniz yok diyor Allahü Teala. Öyleyse ben ne demişsem ona göre anlayın diyor.